Merhabalar ruh çiçeği kostümleri geri dönüyor ve ilk olarak 1820 rp'lik ruh çiçeği set bizlerle daha sonra 1350 rp'lik bir ton ruh çiçeği kostümümüz daha var. Prestij dahil olmak üzere dünya şampiyonu yamamız var dolayısıyla böyle profesyonel dengelemelerimiz vesaire olacak setin güzel bir splash artı var. Eee anime tilki kulaklarının iyice öne çıkarıldığını görüyoruz baya güzel bir yükleme görseli olmuş Oyun içi modelini beğendim. Geri dönüş animasyonunu fena bulmadım. Güzelmiş. E, tabi biliyorsunuz bu Ruh Çiçeği muhabbeti e, paralel evrenimsi böyle İonya mitolojisini temsil ettiği karakterlerin bir kafa. İki tane minik yardımcı hayvanı olduğunu görüyoruz. Ruh hayvanı olduğunu. Omuzunda yer alıyorlar. Bu şey atak yapıyorken aynen. Onları kullanıyor falan diye duymuştum. Baya güzel bir tasarım olmuş yani Ekstraya gitmişler, halter olarak da kullandığını görüyoruz bu hayvancı izleri. Güzel. Ee, üzerine düşünülmüş, yoğun uğraşılmış Yaratıcı bir kostüm gibi görünmekte. Biraz skilllerine bakalım hadi. Aynen bakın o hayvancıklar eline Yerleşiyorlar ve onlarla vuruyor falan hani pasifi masifi onlarla takip edebiliyorsun. Baya güzel bir dizayn olmuş gerçekten. W görseli güzel görselinden de öte normal animasyonu böyle mi emin değilim ama biraz daha böyle, böyle bir dövüş tekniğiyle vurur gibi böyle bir aduket vuruşu yapıyor ya baya hoş durmuş Beğendim gelişmiş W Shlongs çok iyi abi E'ye geçelim Surat dağıtan Of 1800'lük kostümle başlamasa mıydık ya? Beklentileri çok arttıracak şimdi set. Ulti de güzelmiş. Bayağı iyi kostüm olmuş. Ya renk paketlerine de bakalım. Renk paketlerinde seçenekler az ve en güzeli orijinali gibi göründü bana ama gerçekten özellikle şu hayvancı izler sayesinde çok e, harika ve orijinal tasarımlı bir kostüm olmuş deyip ruh çiçeği Evelyn ile devam edelim. Ionia temasının Evelyn'e yakışacağını beklemezdim dürüst olmak gerekirse ama gayet yakışmış. Biraz basit bir dönüş animasyonu var. Temel modeli ise güzel görünüyor. Ben bir aşağıda mı kalmışım? Hep bir sıkıntı vardı mı benim kameramda Bitleme görseline de çıldırmadım ama güzel. Skilllerine bakalım direkt istiyorsanız. Zaten 1300'lük kostüm. Temel model fena değil. Renkleri beğendim. Q'su tatlı. Ne? Eh, dikenlere bayılmadım. Böyle ağaç kökü çıkıyor gibi. Hmm, öpücüğe de bakalım e, ay bayılmadım. Ya temel renkleri beğendiyseniz ve uzak doğu temasını seviyorsanız okey ama onun dışında mesela K'da Evelyn ezer. Yok eder bence. Yani bu kostümün ruhu diğer kostümün ruhunun önünde düz diz çöker. Ruhmuş çiçekmiş dinlemez yani. Ultiye de bakalım. Geliyor şimdi. Ha görünmez formunda maskeyi takması hoş detaymış. Dediğim gibi, uzak doğu vibelarını ve bu renkleri seviyorsanız gayet iyi bir kostüm ya. Memnunum yani, itirazım yok. Renk paketlerinde de çok iyi seçenekler var. Farklı farklı saçlar, şurada çok güzel bir elbise var biraz daha orijinal Evil in renklerine dönmek isterseniz. Şu çok güzel görünüyor. Okey, renk paketlerinde bayağı iyi opsiyonlar var. Bu kostümün artı yönlerinden biri bu olacak gibi yani. Bu kostümü al, renk paketlerini al, çeşit çeşit istediğin renk oyna Evil in main sen. Ak git yani deyip, e, ee, ruh çiçeği Soraka'ya geliyoruz. Benzer çiçekli sulu bir dönüş animasyonuyla gidiyor. Silahının renklerini çok beğenmedim. Temel modeline kudurmadım. Yükleme görseline çıldırmadım ama fena değil. Ee, makas gibi iğne gibi böyle gitmek istediği dostlarına yönlenmesi güzelmiş. Göstergesi güzel olmuş yani. Bu silahının rengi bir o, o, sarısı böyle bir sanki şey gibi değil mi? Çakma altın falan gibi duruyor böyle. O hoşuma gitmedi. Q'yu beğendim. Efektler yerinde. Efektler okey. Tamam iyileştirmede böyle namimsi bir hissiyatı var. Yerde açtığı susturma sabitleme yeri, okey. Ultiyi görelim son olarak. Ulti de böyleymiş. Yani, evet. Çok özür dilerim, bir 900'lük kostüm diyeceğim de o kadar da değildi mi çok abartmış olurum. Yani efektleri güzel ben temel modeli beğenmedim. Zevk meselesi diyeyim renk paketlerine bakın. Belki renk paketlerinde çok güzel şeyler var. Renk paketlerinde kesinlikle daha iyi seçenekler var bence. Şu Dayana çakma Dayana is olmak isterseniz hazır elinizde Hilal'den bir silah varken. Şu çok güzel bu çok güzel de yine renk paketlerinde her zamanki gibi iyi bir iş çıkarmış kostüm ekibi diyelim. Ve unutulan şampiyonlardan Yorick. Ruh çiçeği serisinde geliyor. Yorick'in ojeli ayaklarını göreceğimi hiç düşünmezdim. Ama belli ki kaderde bu da varmış. Maalesef. <laughs> ee, böyle bir Street Fighter dövüşçüsü vibe'ı aldım. O açıdan güzel olmuş. Street Fighter'dan çıkıp gelmiş gibi görünüyor karakter. Ve o vibe yakışmaya bakar mısınız? Yani surat ifadesinden elbisesine çok çok öyle bir karakter. Dövüş oyununa. Spirit Blossom Yorick koymaları yok mu? Bakalım hayaletleri falan nasıl? Öncelikle mezarları güzel. Böcükleri... Sanki daha sade ya da daha sevimli olabilir miymiş? Sanki. Sadece soruyorum. Öyle değil mi? Sadece soruyorum. Çok nefret ettiğim bir ifade bu. Korkakların ifadesidir bence kendi görüşümü belirtmek çok riskli o yüzden soru formunda iletiyorum modunda. Kıyosu düz ve olması gerektiği gibi. Ya temel model benim hoşuma gitti. Dövüş oyunu seven insanların çok hoşuna gidecek bir kostüm olmuş gibi. Oha duvarı çok güzelmiş. Duvarı beğendim. Duvar iyi. Bir tık daha animasyonlu olabilir miyim şu ağızlar? Onun için 1800 olması lazım değil mi kostüm? E at bakayım. Çiçek işareti, artık ruh çiçeği kostümlerinde alıştığımız çiçek işareti. Hanım nasılmış, hanımın gelişini de görelim, değil mi? Çok iyi. Böyle hafif bir Japon korku filminden çıkma vibe'ı ile geliyor hanım da. Enteresanmış, böyle bir model beklemiyordum. Ne bekliyordum bilmiyorum ama bunu beklemiyordum yani. Çok saç olmuş değil mi? Biraz saçlar ön planda ama nereden baktığımıza göre de değişir. Güzel yine de ya. Beğendim. Hanımın kule sömürüşü. Hanımın yok oluşu. Ve Yurik'in çeşitli renk paketleri. Bak beyaz olan yine Efso. Ben hep şuradakileri beğeniyorum fark ettiniz mi? Demek ki belli bir tarzım var hanım diyeceğim de Japon ninelerde bu şekilde diyerek bir sonraki ruh kostümümüz Darius'a geçiyoruz. Back atışı güzel bu Trashinkini hanım sattı böyle kapılar mapılar. Ionia mitolojisi bayağı ilerleyecek gibi bu sene ruh çiçeği ile. Üf, şu ihtişama bakın. Dövüş oyunundan Yorick'le beraber gelmiş Darius. Güzel. Ah, şey bayılmadım şimdi kan efektine. Full stack efektini beğendim o iblis kafasını ama bu Ying Yang'ın yarısı. Yani Ying'i ya da Yang'ı gibi olan kısımlara bayılmadım. Q'su ok. W'dan zaten ne bekleyebiliriz? E'den zaten ne bekleyebiliriz? Beklediğimiz kadarını bulduk. Ulti. Okay. Kesinlikle öne çıkan Darüş kostümlerinden bir tanesi bence olmamakla beraber yine dövüş oyunu sevenler için biraz daha Street Fighter vibe'ını hissetmek istiyor ya da Japon mitolojisine ilgi duyuyorsanız ilginizi çekebilecek bir kostüm diyelim. Direkt saçını bile sumo güreşçisi vibe'ında yapmışlar yani diyerek ruh çiçeği Master Yi'ye geçiyoruz. Bu kostümün prestij versiyonu geliyor olacak dolayısıyla birazdan ona bakıyor olacağız. Yine sulu ve çiçekli bir dönüş animasyonu. Mastin'in buna çok benzeyen bir kostümü yok muydu sanki? Değil mi? Bana öyle geliyor da olabilir. Bir bakmam lazım ya. Başka bir şeyle mi karıştırıyorum falan. Hemen şöyle koleksiyon. Yani herhalde şunların bir kombinasyonu olarak benim hafızamda kalmış. Aynen şuna benzetmiş olabilirim çiçeklerden ve samuraylıktan ötürü ama e, baktığımızda pek de benzemiyor aslında. MB. Devam. Yükleme görselini bayağı beğendim bu arada. Yükleme görseli. Arkadaki iblis falan mü, mü müthiş. Okey. Şu an en iyi yükleme görsellerinden biri bu setle beraber bence. Temel model Fang skalasını beğendim. Maskeyi tutmadım ya. Ama işte maskeli olması o diğer dediğim kostüme çok benzer olurmuş değil mi? de şimdi Inoya mitolojisinde maskenin önemini bilemeyiz. Maskeli bir samuray kötü ruhları avlıyordur belki orada. W'su iyi. İyi dedim tamam bir daha yapma. E'nin kılıç parlaması. Gayet güzel bayağı hoş bir animasyonu var. Ultiyi görelim. Ya Mastery kostümlerinde bazı model çok önemli çünkü Masteri biraz düz bir adam yani. Skill efektlerinden aşırı beklentimiz olmuyor. Ultisi de güzelmiş ama şimdi. İyi iyi tamam renklerden kazandı ya. Benim çok sevdiğim renkler var çünkü bu animasyonlarda. Oradan yakaladı beni. Renklerden tuttu. E, Y, W. Deyip bir de renk paketlerine bakalım temel modeli beğenmediyseniz yine Baya güzel seçenekler mevcut burada da üstelik temel kılıç modelinin de güzel olduğundan bahsetmek lazım yani üzerindeki dokusuna kadar çalışılmış baksanıza. Renk paketleriyle iyi seçenekler olan bir kostüm ve Tristana bu seride beklemediğim bir çar. Dönüş animasyonu diğerlerine göre bir tık daha ileri seviyede olmuş minik ruhları böyle süpürgeyle topluyor hoş. Ama bilin bakalım neye yine bayılmadım temel modele. Aynı zamanda yükleme görseline de çıldırmadım ama okey. Q basıp silahını alevlendirdiğinde genel olarak vuruşun ses efektleri, hissiyatı, görseli iyi. Modelde de şöyle bir bakıyorum da çok spesifik bir zevke oynanmış. Böyle sevimli anime Vay bundan çıkma bir karakter olmuş. Dolayısıyla e, o tarzı seven insanlara da gayet hitap edecektir diye şöyle bir zıpla bakayım. Güzel. Okey yani. E'si tabi en önemlisi belki de Tristan'ın en öne çıkan görseli çünkü. At bakayım bombayı. Hmm, küçük bir maske dumanlandı, mutlu oldu. E, beklentimin altında kaldı sonradan. Yine bence Uber Tristana kostümlerinden bir tanesi olmamış. Dediğim gibi spesifik bir zevki hitap etmiş. Bu zevk derseniz çeşitli renk paketleriyle beraber tadını çıkarın. Ben yine sağdaki ikiliyi beğendim. <laughs> bence güzel. Ups e, ee, Spirit Blossom Syndra ama varmış bu arada ruh çiçeği kostümü. Önceki seri iyi tutmuş demek ki kaç şampiyona çıkarıyorlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 artı prestij. 10 tane ruh çiçeği kostümü geliyor. Vay arkadaş. Aa ne kadar tatlı bir yükleme görselim. Karanlık karanlık yükleme görsellerinin üzerinden çok ferah gelmedi mi böyle Işıl ışıl ışıl. Bana böyle bu kostümü verseniz yalnız bu karakter kim deseniz Herhalde bilemem ya yani Şu kürelere çok odaklanıp tahmin edebilir miyim hayal edemedim Keşke önden görseydim bu yükleme görselini Tatlı bir görsel olmuş Hafif Çin ofisi yapmış gibi bir vibe var Burnu çok güzelmiş Normalde insanların böyle küçük özelliklerine hayatta dikkat etmem ve görmem böyle ama Burnu çok güzelmiş Oyun için modeli de çok iyi Kelebeklere bayılmadım Çünkü kelebek yani Ama renkleri beğendim Şimdi neden kelebek falan diyor. Hani çiçekti Bana ruh çiçeği dediler Ruh kelebeği demediler Kelebekler neye konar O değil Çiçeğe konar Güzel Pembe pembe oklar hoş Çok ayıp. Q'su güzel. Daha doğrusu E's zayıflara acıması res falan hepsi toplamıştı. At bakayım hepsini. Üf gördünüz mü? Transform şeysini. Çok iyi. Okay e, ee, temel modeli beğendiğim için güzel ama yani tabii etrafında uçan şeylerin bir manası olsun ne olsun kelebekler uçar falan diye gitmiş olabilirler dediğim gibi kelebeklerin çiçeklere konmasından gitmiş olabilirler modeli de renkleri de animasyonların temelinde beğendim renk paketlerinde de anime anime seçenekleriniz var yine ben mavi siyahı sevdim dark passage vibe'lı ama e, ee, orijinal en hoşuma giden oldu sanırım diyelim ve hala prestije geçemedik çünkü sırada Spirit Blossom Aphelios var. Bakalım direkt skilllere. Şimdi temel renkler fena değil. Zaten Aphelios Eee teması gereği Böyle bir kostümü rahat taşıyacak bir şampiyon bence. A efektlerini de özel yapmışlar. Hafif animeden çıkma yine. Güzel bir kostüm olmuş. Gravitum efektlerini beğendim. Bütün efektleri beğendim. Kalibrumunkiler de güzel. Tabi Aphelios videosu buçuk dakika atlaya atlaya gidiyorum bir sürü silahı olduğu için çarın Her birinin ayrı ultisi falan Yani şöyle ne temel ultileri gördük e, Temel yetenekleri gördük infernumu da gördük şu an Infernum silahı da çok güzel olmuş bu arada Crescendum Severum kombosu Gravitum Infernum kombosu Ay! Aluna bakın çok iyi değil mi? Severum Alun. Gravitum Alun harika durmuş. Çok güzel olmuş. Yine Gravitum Alun. Dayan iyi. Infernum Alun. Ya aynısı mavisi moru kırmızısı işte anladık değil mi? Uzatmıyorum. <laughs> ba Baya net yani değil mi? Renk paketlerine geçiyorum. Bir yüzünü göster çocuğum öyle imo imo kafana eğmiş duruyorsun ya yüzünü göremiyoruz. Orijinal renk paketi mi en iyisi emin değilim yine sağdaki fena değil gibi. Aphelios da bu şekilde ve son olarak Prestige Ruh Çiçeği Mastery'i bakalım nasılmış. Gözlük mü takıyor? Maske yerine havalı altın gözlük takıyor. Ee, biraz... Ee... Evet yani... Bu da dövüş oyunu ama Master Yi'nin... E Tipi böyle değil ya hani. Yani tabi kostüm olduğu için farklı olması normal ama sanki bana M M master iyi değil gibi göründü surat hatları, dudak büyüklüğü, bıyıksızlık falan. Anlatabildim mi? Böyle her şeyiyle. Böyle bir Yakuza oyunundan çıkma falan. Q efekti güzelmiş. Bu kostümü Çin'e yapmışlar gibi bir his ya. Royal renkleri oynamışlar mor ve sarıyla. Okey. İçindeki mavi gömleğe bayıldım bir gömlek fanı olarak. W'yu diğer kostümden daha da ayrı daha da güzel görmek isterdim. Kendi ses efekti var ama çok minik. E'si de çıldırtmadı. Hey. Ya bak tipiyle sesler defend yourself dedi ya. Oradaki o orijinal Master Yi sesini de bu kostüme yakıştıramadım falan. Ulti bastığında anime formunu komple açıyor ve Cık. Orijinalinin görselleri ve renkleri benim daha hoşuma gitti. Evet prestij renklerini uygulamışlar. Evet bir iki efekt atmışlar ama bana o kadar da prestij hissettirmedi. Üzgünüm. Başarılı prestijler ve çok da başarılı olmayan prestijler listesinde bu arkadaşı koyacağım yer benim çok da başarılı olmayan prestijler olurdu. Yanılıyor muyum bu subjektif konuda? Lütfen yorumlarınızı yazın diyelim. Ve ee, sihirdar simgelerine şöyle bir bakalım hem dünya şampiyonası hem de ee, ruh çiçeği temalı sihirdar simgelerimiz mevcuttur. Çok tatlıymış. Yeni ee, ifadelerimiz <laughs> mevcut. Zoining'i çok iyiymiş. Güzel ifadeler. Güzel ifadeler. E, şöyle bir totemimiz var ve gelelim. Yama notlarına öncelikle bir önceki videoda bahsettiğimiz kül katili kostümleri ve e, dehşet gecesi kostümleri 22 Eylül'de yani yarın akşam dolaylarında geliyor. E, sonrasında, şu, şu da yapayım. Gelelim dengelemelere. Dünya şampiyonası yaması olacağı için ona göre bir dengeleme var. Daha çok profesyonel arena odaklı bir dengeleme var. Eş hep destek oynuyorsunuz biraz da nişancı oynayın demişler. Q yeteneğin ilave saldırı hızı tüm seviyelerde dörtte bir kadar yükseltilmiş. Yani son seviyede yüzde kırktan yüzde elli çıkmış. Hekarim ee, çözülünce biraz güçlü hale gelmiş tadını çıkaramadığım için üzgünüm. Hep şehir dışında meri dışında olduğum döneme denk geldi. Tabancanı 25 azalmış. Q yeteneğinin ilave saldırı gücü oranı %5 düşmüş. Ee, yükler üzerinden kazandığı saldırı gücü oranı, yani saldırı gücü oranının yüklerden O bonus hasar %6'dan %5'e inmiş. W'nun iyileştirme yüzdesi %30'dan %25'e inmiş, üstüne saldırı gücünden aldığı iyileştirme oranı da 2.5'dan 2'ye inmiş. Kalista'nın canı 30 azalmış. Kayn'in e, Rust formunda da çok fazla saldırı gücü kasıyordunuz, yapmayın bu böyle olmaz, bu adil değil deyip Saldırı gücünden aldığı oranı %5'ten %3.5'a düşürülmüşler, Rast formunda. Lee'sinin seviye başına kazandığı can 6 artmış. W yeteneğinin can çalma ve emmesi çok hafif yükseltilerek son seviyede %23'ten %27'ye yükseltilmiş. Fena değil son seviyede. Ee, Lulu'nun W yeteneğinin sağladığı hareket hızı %5 düşürülmüş. Engelleme süresi tüm seviyelerde hafiften kısılmış. Bekleme süresi de son seviyede 13'ten 15'e yükseltilmiş. Daha nadiren atılabiliyor bu yetenek artık. Maokai'nin pasifinin iyileştirmesi çok hafif kısılmış. E'nin hasarının yetenek gücü oranı çok hafif kısılmış. %42.5'dan %40'a. %40'a. Ee, Q'nun ise canavarlara yönelik ilave hasarı tüm seviyelerde 40 arttırılmış. Özellikle birinci seviyede 40'tan 80'e çıkması çok iyi. Bak, baksanıza. Yani 3. seviyede 80 vuruyordu canavarlara yönelik ilave hasar. Artık birinci seviyede direkt ilave 80 var. Orman temizleme hızını ciddi arttıracaktır. Orman Maokai demek ki tutmamış. E, olamamış ben deneyememiştim bile. Artık iyice güçlenmiş haliyle deneriz. Daha iyi. Misfortune'un saldırı gücü büyümesi ya seviye başına kazandığı saldırı gücü 0.3 azalmış seviye başına kazandığı can da 4 azalmış Nocturne'un seviye başına kazandığı saldırı gücü 0.5 azalmış Trish'in seviye başına kazandığı can 5 artmış E yeteneğinin büyü hasarı tüm seviyelerde Yok ondan başlayıp 65-185 aralığından 75-215 aralığına yükseltilmiş Hafif daha tank ve saldırı moduna geçtiğinde hafif daha çok vuran bir trashimiz var artık. Burayı direkt okumakta fayda var diye düşünüyorum. Taban canı azaldı, zırh büyüme oranı azaldı, Q'nun mana bedeli azaldı, yetenek gücü oranı arttı. İlk 2 Q saldırısı artık 50 saldırı menzili kazandırıyor. Uyanmış Q'nun ilk 2 saldırısı azami cana bağlı fazladan hasar veriyor. Yani üst koridorda Udir oynuyorsanız Q fullleyip tank eritebilirsiniz demişler. W'nun iyileştirme yüzdesi azaldı, can çalması artık sabit değil. R'nin taban hasarı azaldı, yetenek gücü oranı azaldı ve minyonlara verdiği hasar düzenlendi diye özetlemişler. Tek tek bakalım, seviye başına kazandığı can 8 azalmış. Seviye başına kazandığı can zır e, e, 0.5 azalmış. Q'nun mana bedeli 45'ten 28'e doğru iniyordu fulledikçe artık 20'de sabit. Yetenek gücü oranı 0.6'dan 0.8'e yükseltilmiş. İlk iki Q dediğim gibi 50 saldırı menzili veriyor. Uyanmış Q artık %2 ila %5 arası azami can kadar fiziksel hasar veriyor. Ee, ayrıca saldırı gücü oranından hafif bir artısı var. W'nun iyileştirme azami can yüzdesi %1.2'ye yani birinci seviyedeki değerine sabitlenmiş kalkanın azami can yüzdesi son seviyede %4'tü. %3.5'a indirilmiş. Can çalma oranı ise %15'e sabitti. Artık SW'ya oran verdikçe power'a 15 16 17 18 diye gidiyor. Ee, bu yani tank udire hafif darbe vurulup saldırgan udire iyilik yapılmış gibi hissettim. Ultinin büyü hasarı sabit kalmamış. Son seviyede 110'dan 100'e inmiş ama yetenek gücü oranında %5 e azalmış üstüne minyonlara verdiği hasar 11. seviyeye artık 11. seviyeye kadar daha düşük. Yani 6. seviyeye kadar %50 daha az hasar veriyordu. Artık %40 vuruyor yani %60 daha az hasar O Ne kadar kötü anlattım burayı ya. %40'ı kadar vuruyor. 6. seviyede %60'ı kadar vuruyordu. Artık %55'i kadar vuruyor. 11. seviyede yakalıyor tekrardan. 16. seviyede ise kâra geçiyor. %80'den 85. Erken oyunda daha zor minyon temizliyor. Ee, arama sisteminde önemli bir değişiklik var. Öncelikli bir rolü seçtiğinizde artık yalnızca bir sonraki oyununuzda otomatik doldurmadan korunacaksınız. Destek rolünü veya doldur seçeneğini seçerek sıraya girmek artık otomatik doldurmadan kesin olarak koruma sağlamıyor. Ve oyuncular otomatik doldurmaya yerleştiği bir oyun tamamladıktan sonra iki oyunluğunu otomatik doldurmadan korunuyor. Şimdi diyeceksiniz ki niye? Destek rolü otomatik doldurma sistemini getirdiğimizde açık ara farklı en az tercih edilen roldü. Fakat rol tercihleri hem o dönemden bu yana değişti hem de sunucudan sonucuya farklılık gösterebiliyor. Mesela EU West'te, TR'de hala bildiğim kadarıyla destek otomatik doldur da çok geliyor. EU West'te otomatik doldur dediğimde asla destek gelmiyor mesela. Orman ve nişancı geliyor daha çok. Yani gerçekten sunucudan sunucuya değişiyor. Bir, biz de daha az rağbet gören roller için sıraya giren oyuncuları otomatik doldurmadan korumak adına yaklaşık bir yıl önce perde arkasında bazı değişiklikler yaptık. Şimdi ise o perdeyi kaldırıyoruz ve hangi rollerin yavaşta olduğunu siz oyuncusu seçerken lobide öncelik etiketiyle gösteriyoruz. Böylece bir sonraki oyununuzda otomatik doldurmadan korunmak ve daha az oyun bulmak için bu rollerden birini seçme tercihini Tamamen size bakıyoruz demişler. Ee, oyunum güncel olsaydı hemen girip EOVS'te hangisi mesela şu an öncekti bakmak isterdim ama oyunu güncellemem vakit alıp bu videoyu gereksiz uzatır ve anlatacağımız şeyler bitti. Dolayısıyla sizlere izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakmanızı diliyorum. Yanaklarınızdan öpüyorum her zamanki gibi. Stratera.jo adresinde tüm oyunlarımız mevcut. Kimileri indirimde, kimileri zaten bedava ve mobilde. Muah.